Ya şu Kenan'ın yüzünün alacı şekli düşündükçe çok keyifleniyim ha. Kasım kasım kasılıp dolanıyordu ortalıkta. Büyük iş adamı havalarında. Sırf hava gaza. Ulan senin havan benim çakmağımın gazını doldurmaz be. Ağam. Ha. Telefon. Hay be sizin. Ulan bir düşün yakamdan be. Abi aç şu telefonu ne olur. Of. Ne yapacağım ben? Neyse, ne diydim ben ya? Kenan diyordum. Ha. Ne oldu ha? Sorarım sana, ne oldu? İki dakikada sönüverdi havası. Gendala'yla uğraşmak kimin harcı be? El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış. Bununki de o hesaba. Buyurun ağam, Şerif abinin ikramıdır. Oo, eyvallah, sağ olasın. Al oğlum. Sağ ol ağam. Sen de sağ ol. Oğuz sen ne diyorsun? Ne demek Ebru Hanım kayıp? Birdenbire ortadan kaybolmuş işte. Biz de bilmiyoruz. Belki bir yere gitmiştir ya da ne bileyim acil bir işi çıkmıştır belki. Yok öyle değil Elif. Başka bir şey var ama şu anda bilmiyorum. Kenan Bey'in arabasını almış. Daha sonra arabayı kaza yapmış halde bulduk. Ama içinde Ebru Hanım yoktu. Nasıl ya? Maalesef. Ben de evde rahat edemedim. Belki çocukları aramıştır diye geldim ama. Yok aramadı. Arasaydı bilirdim ben sabahtan beri yanlarındayım. Belki hastaneye gitmiştir ya da ne bileyim biri bulup götürmüştür. Bütün hastaneleri sordurdum. Hiçbir yerde yok. Nerede bu kadın? Oğuz ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çocuklar her yeri arıyorlar. Kızlara ne diyeceğiz? Zaten perişan oldular. Bir de anneniz kaza yapmış, üstüne üstelik ortadan kayıp mı oldu diyeceğiz? Ne oldu anneme? Oğuz abi. Maya, dur kızım, sakin ol. Düşündüğün gibi değil. Aklına hemen en kötüsünü getirme. Belki basit bir açıklaması vardır. Anacığım, böyle oturmak içime hiç sinmiyor. Benim Ebru'yu bulmam lazım. Ben de çok huzursuzum. İçimden bir ses, bu işin arkasından da kendi adı çıkacak diyor. Ama dur bakalım,
Aman oğlum, ne olur bulaşma şuna. O bana bulaştı bile anacığım. Oğlum, bu ne zamana kadar sürer böyle? Bir gün o sana, öbür gün sen ona. Bu kavga ne zaman bitecek? Ben ne zaman istersem o zaman bitecek. Hadi ben çıkıyorum anacığım. Ah be oğlum. Ah be oğlum. İçeride kimse var mı? Kimse var mı? Baran! Ebru! Baran! Baran! Ebru! Ebru, Ebru. Bu kadar dua ettim ki. Tamam, tamam, yorma kendini. Çıkaracağım seni buradan. Bekle. Oho! Giden gelmiyor vallahi ya. Ne yapıyorsunuz burada? Emre, annem. Ne oldu ya? Annene bir şey mi oldu? Ebru Hanım sadece kayıp. Bakın çocuklar, Ebru Hanım bulacağız. Bana güvenin. Rüzgar, hemen bir şey söylemeyelim. Bir de çocuk bu olanları duymasın. Rüzgar neyi duymasın? Kalkabilir misin? Dinliyorum. Tamam, bak buradan çıkacağız da. Önce şu yolu açmam lazım. Sen bekle burada, tamam mı? Tamam. Baran! Aa, dikkat et. Oğuz abi, ne oluyor, ne biliyorsun, anlat lütfen. Ada, Maya'ya bütün olanları anlattım. Benim de pek fazla bildiğim bir şey yok. Ebru Hanım Kenan Bey'in arabasını almış, sizinle konuşmak için geliyormuş. Hatta Baran'ı da aramış. Sonra arabayı kaza yapmış halde bulduk ama içinde Ebru Hanım yoktu. Şimdilik bütün bildiğimiz bu. Bakın çocuklar, Ebru Hanım'ı bulmak için eline gelen her şeyi yapacağım, tamam mı? Bana güvenin. Benden haber bekleyin. Tamam Oğuz abi. Kimi arıyorsun? Kenan abi. Meşgul. Elif abla, Rüzgar sana emanet. Neredesin Kendal? Ya Dezam oğlum, benim ticari hayatımı bitirdin ya. Kahrımdan oturup içeyim. Sen ne yapayım? Haydi. Sen geç dalmanı geç. Bunlar iyi günlerin Kendal Efendi. Hamit, Şerif'in oraya gidiyoruz. Alo. Ada ben, Ada. Annem... Sakın merak etmeyin. Bunu mutlaka bulacağım. Kenan abi bak, bu işin altında kesin Kendal'ın parmağı var. Bu zamana kadar başımıza ne geldiyse altından hep o çıktı. Ya bunun başka bir açıklaması olamaz. Ben de öyle düşündüm. Bunun hesabını ondan soracağım. Şerif'in oradaymış. Oraya gidiyorum. Kendal'a mı gidiyorsun? Ada. Bu işi bana bırakın. Bir gelişme olursa ben size haber vereceğim. Ne diyor? Kendal, Şerif'in yerinde. Ya bu işte kesin onun parmağı var. Annem o yüzden gelemedi. Madem burada kalmaya karar verdik, madem gitmedik... o zaman o Kendal pisliğiyle savaşmamız gerekmez mi? Doğru söylüyorsun. Annemi bulmamız lazım.
Sen istiyorsan kal. Hadi atlayın. Gerçi teyzem kızacak yine bana arabayı kaçırdım diye ama olsun. Sayenizde aksiyon bağımlısı oldum. Benim yüzümden oldu. Alo, acil itfaiye lazım. Orman yolunun ilerisindeki yerdeyiz. Hadi çabuk. Kendini kurtar. Olmaz, beraber çıkacağız. Baran lütfen. Dayan. Yetişen! Yetiş! İçeride başka kimse var mı? Yok, kimse yok içeride başka. Hadi. Baran.
sonra seni durduramam Ebru. Ben sana onun anası olarak ölmek istediğimi söylemiştim ve bunu benim elimden almana izin vermeyeceğim. Acil itfaiye, acil itfaiye. Orman girişi kulübe. Acil itfaiye. Gel oğlum, gel. Muhabbetiniz bol olsun ağalar. Ulan senin ne işin var burada? Ya bir rahat yok mu arkadaş? Enişte beni bir dinlesen. Ya ben masumum. Bak bütün suç Sabri abiminde. Ya bugüne kadar bir dediğini iki ettim mi ben enişte? Şimdi böyle mi olduk? Lan yürü git. Tepemin tasını attırma. Alın lan şunu. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Olay çıkarma birader. Bırak lan. Lan yürü git. Kendi al. Bunun hesabını vereceksin. Yaz bunu bir kenara. Konuşma lan. Maşallah. Senin oğlan deli fişek ha. Ha, bir bunlar eksikti. Annem nerede? Artık Baran benim oğlum, anladın mı? Senin oğlum falan değil. Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Baran seni böyle mi hatırlasın? Hayır. Hayır, bırakamam. Hayır, ben oğlumu bırakamam. Ananızı bana mı sorayınız? Evet. Bir pislik varsa o senden sorulur. Doğru konuş kız. Ne oldu Kendall'a? Zoruna mı gitti? Eminim herkes senin ne mal olduğunu biliyordur. Lan defolun gidin, yoksa elimde kalırsınız ha. Amca bak ayıp oluyor ama. Konuşma lan. Eğer anneme bir şey yaptıysan senin ağalığına da sana da, manyak herif. Lan sen kimle konuştun sanayın ha? Kendall! Özlem'den hayırdır gece gece? Narin nerede Özlem? Bilmem. Kimse konakta durmuyor ki. Kaçanı göçenin hesabı yok. Bir tekkeye bekleyen ben. Özlem. Nerede olduğunu da bilmiyorsundur değil mi? Yok vallahi, bilmiyorum. Sen geçen gün yolda karşılaştığımızda bana bir şey söyledin. Yakında duyulur ama benden çıkmasın gibi bir şey. Bu neydi Özlem? Yani böyle bir şeyi kastederek demedim ben ama. Efendim Levent'im. Komutanım, Ebru Hanım'ı bulduk. Nerede? Bir kulübede çıkan yangından aldık ikisini de. Şu anda yoldayız, hastaneye gidiyoruz. İkisi mi? Baran'la Ebru Hanım. Şu anda Baran'la birlikte yoldayız, hastaneye gidiyoruz. Tamam, ben hemen geliyorum. Nerede ki şimdi bu ya? Lan. Thank you.
Sakın bir daha bu çocuklara dokunma. Yoksa seni bitiririm. Hayret. Bitirdin diye biliydim. Tüm kârı parayı toplayacaksın ya. Tek derdim bu değil mi? Dinin, imanın para olmuş senin. Kimin dini, imanı, para yakında belli olur. Uzun etme Deyzem oğlu. Dene diyeceğiz sen. Belli ki ağzında lapla gelmişsin. Söyle ve git. Sana sadece bir kere soracağım. Sadece bir kere. Ebru Hanım nerede? Ya ne bileyim ben? Ne onunla ne enikleriyle işim olmaz benim. Ama sen çok sevdiysen üstüne geçirebilirsin. Ebru'yu da... Sakın! Sakın o lafı bitirme. Hadi çocuklar. Burada işimiz bitti. Gidiyoruz. Nasıl ya? Haydi. Kenan abi. Ey Allah'ım ya Rabbim. Kenan abi. Annem ne olacak? Kendal kesin annemin yerini biliyor. Her zamanki gibi yalan söylüyor işte. O alması gereken mesajı aldı. Annesinin nerede olduğunu bilmiyor. Olsa anlardım. Ya sen onu bizim kadar iyi tanımıyorsun. Ne kadar yalancı, ne kadar adi bir herif olduğunu bilmiyorsun. Ben onu gölgesinden bile daha iyi tanıyorum. Merak etmeyin. Bana güvenin. Oğuz Bey. Kenan Bey. Baran Ebru Hanım'ı ormanlık alan girişinde yanan bir evde bulmuş. Şu an hastaneye gidiyorlar. Durumu henüz bilmiyoruz. Tamam. Biz de hemen geliyoruz. Kenan abi, ne olmuş söylesene. Anneniz bulunmuş. Baran anneniz yanan bir evde bulmuş ve çıkarmış. Şimdi hastaneye gidiyorlarmış. Hadi, acele edelim. Biz de oraya gidelim. Hadi. Nasıl durumu? Ciddi bir kaza atlatmış. Kaburgasında bir kırık var. Bununla uzun süre kalmış. Kanaması var. Ameliyata alındı. Durumu şimdilik kontrol altında. Teşekkür ederiz. Gene bir başıma kaldım koca konakta. Arada koymuşlar bile kapıyı saklar gibi. Bir başıma kalırsam olacağı bu. Özlem! Kız neredesin? Özlem! Ulan kendine almış. Geldim abi, buradayım. Neredesin kız sen? Bir bardak su isteyeceğim ortalıkta yoksun. Ah sen neydin? Bir iki bir şey koymaya gittim. Oğlum nerede? Uyuyor mu? Uyuyor. Bugün bütün gün gözünü bile kırpmadı. Hem ona baktım hem ev işi yaptım. İyi. Ağam şey diyeceğim, bu mahzende bir oda var. Kapısını açamadım. Hah, bir orası kaldıydı burnumu sokmadı. Hayır ya, ondan değil.
Temizlik yapacağım, silip süpüreceğim yani. Bir sürü yiyecek var, böcek böcek olacak ha. Ha, ben de buna inandım. Bana bak Özlem, o burnunu kırmamı istemiyorsan oradan uzak dur. Orası anama ait. Daha ben bile girmedim. Tamam. Hem temizliğe çok meraklıysan buraları temizle. Her yeri götüreyim. Ne yapayım, bu kadar ne gücüm yetiyor? Üf, ne var lan gece gece? Ha? Ağam, hala fıstıkları kenara sıkarım diyenler var. Rıfat Ağa anlaşmış bile. Anlaşmış öyle mi? Kenan Efendisi bugün var, yarın yok. Rıfat o sattığı fıstığın hayrını göremez ona göre. Satmayanları yarın fabrikaya topla. Haydi. Bu kapıyı açmak farz oldu. Baran! Ne oldu anneme? Ne olur bir şey söyle. Konuşsana. Annem yine hastanede ve sen yine yanındasın. Annem hep ölümden dönüyor. Bıçaklanıyor Narin'le birlikte. Evimiz yanıyor, etrafında Kendal. Kaza yapıyor, etrafında hep işan verdi. Ne istiyorsunuz annemden ya? Ben de sana bunu soruyorum Ada. Ananın başına ne zaman bir şey gelse sen yanında yoksun. Değil mi? Millete çatacaksın. Önce kendine bu soruyu sor istersen. Ya susun. Annem nasıl oldu onu söyleyin. Anneniz ameliyatta. Hemşireyle görüştük. Durumunun iyi olduğunu söyledi. Merak etmeyin, her şey iyi olacak. Baran olmasaydı anneniz için sonuç felaket olabilirdi. Önce yakıyorlar. Sonra da kurtarıyorlar. Onların adeti bu. Kızım, anan içeride canıyla cebelleşiyor. Sen neyin peşindesin ya? Tam olarak da bunun. Annem niye canıyla uğraşıyor? Niye sürekli canını bir şeylerden kurtarmaya çalışıyor? Bunun peşindeyim. Ada, sakin ol. Ya sakin olamıyorum ya. Buraya geldiğimiz günden beri sanki üzerimde bir lanet geçmiyor. Bir türlü her gün başımıza bir şey geliyor. Yeter artık. Nasıl olmuş? Nerede olmuş? Annenizin içinde olduğu araç uçurma yuvarlanmış. Ancak bulduğumuz ev biraz uzakta. Yaralı vaziyette oraya nasıl gittiğini bilemiyoruz. Baran annenizi bulduğunda yangın çıkmış ve Baran da annenizi kurtarmış. Onun yakmadığını nereden bilelim? Bak ya, kızlar lütfen böyle yapmayın. Annenizi Baran kurtardı. Ne yapacaksın oğlum? Böyle olmaz. Bak, abin de sen de... Başıma ne geldiyse abim yüzünden geldi anam. Şimdi sus, beni de delirtme. Bana istediğim o parayı verecekler. Ben de çekip yurt dışına gideceğim. Anladın mı? Kim para verecek sana? Kendal ya da kızım verecek ana. Kim verecekse verecek ana. Ulan biri bitiği biri başlıyor. Ne o lan? Mekan basmalar falan? İkide bir karşıma çıkıp benim sinirimi tepeme çıkartma ha. Ağam. Sabri abim zorladı beni. Yoksa ben sana ihanet eder miyim? Öldürürüm seni dedi bana. Hem ben senin kaç işini yaptım daha önce? Seni ele verir miyim hiç? Paraya ihtiyacım var. Gideceğim buralardan. Bir daha da yüzümü görmeyeceksin. Sus. Sus ulan sus. Sus da beni eğiliğine. Madem parayı alıp gideceksin, sana son bir iş vereceğim. Sonra bir daha karşıma çıkarsan seni perişan ederim ona göre. Ne istersen ha? Sen nasıl istersen. Yeter ki para ver. Yemin billah daha yüzümü görmeyeceksin. İyi iyi iyi. Haydi.
İşte böyle enişte. İşte böyle. Ay. Özlem, git başımdan. Özlem. Bunlarım. Ne oluyor? Kız ne yapayım? Bırakın babamı. Hadi bırak. Kız bırakın babamı. Narin. Narin delirdin mi kız? Narin, bir dur, bir sakin ol. Durmayacağım. Durmayacağım, anladın mı? Benim soruma cevap ver, neden? Bunu kocan olacak Murat'a sordun mu hiç? Bu çocuğu kucağıma niye vereyim? Bunun anasında nasıl yok mu? Ben mi bakacağım diye? Her temizleyen adamın gırtlağına sarıl sen. Oh ne ala. Hem gırtlağımıza sarıl, hem abi. Narin sen iyice gittin ha. Ben sana demedim mi bu iş bitti. Nasıl durduracaksın şimdi? Ben gittim. Öldürdü Bekru'yu. Bekru öldü. Ne konuşuyor bunlar be? Öldürdün Bekru'yu. Narin. Kız ne diyorsun sen? Öldürdün mü yoksa? Ebru... Ebru ayıldı. Zula saldırdı. Baran geldi. Baran onu çekti, çıkardı dışarıya. Narin, bir sakin ol da adam gibi anlat şunu. Haydi. Abi ne yaparsam yapayım, ana oğlu birbirinden ayıramıyorum. Anayla evladı ayırmak mümkün değil, öyle değil mi abi? Peki ben? Ben ana değil miyim? Kanımla beslemediysem... Elimle besledim ben. Benim hakkım yok mu? Anayla evlat ayrılmaz. Ayrılmaz. Peki ben? Ben abi, ben. Ana dediğin evladı için canını verir değil mi? Verir. Ben de veririm.
Ya evlat? Anasına kızar, küser ama döner dolaşır, sarılır değil mi? Baran sarmaz mı şimdi beni? Ya ana dediğin? Evladına kızar, küser. Ağzı sütüm haram olsun der bir kez. İçi bin kez tövbe etmez mi? Ana evladına kavuşmadan ömrü bitse de hasreti bitmez değil mi? Hasret çeken ölmez değil mi? Nasıl ölsün? Hasreti tutar, düşü tutar. Bin yerinden tutunur o. Abi yalvarırım. Ne olur bu işi hallet. Sen nasıl biliyorsan öyle olsun abi. Öyle yap. Ama bu işi hallet ne olursun. Bak neyin varsa senin. Hepsi senin. Hani şu Murat'ın verdiği belgeler. Hepsi senin abi. Ne olursun hallet bu işi yalvarıyorum. Ya Baran bunca olan şeyi öğrense. Sadece bana mı düşman olur zannediyorsun ha? Senin suratına bakar mı? Bir daha amca der mi sana? Sen beni neyle tehdit edeyim Narin? Tehdit değil abi. Tehdit değil. Vallahi billahi tehdit değil. Abi ben çaresizim. Benim başka çarem yok. Yalvarırım abi ne olursun hallet şu işi. Ben sadece oğlumu istiyorum abi. Ben başka bir şey istemiyorum. Her şey senin. Doktor bey, annem nasıl? Ameliyat gayet başarılı geçti. Şu an durumu iyi. Sadece kısa bir süre yoğun bakımda uyutacağız. Niye? Niye uyutacaksınız annemi durup dururken? Sakin olun. Ebru Hanım'ın daha önceki kayıtlarına baktım. Hastanede birkaç kez tedavi altına alınmış. Ancak tedavilerin hiçbiri tamamlanmadan hastaneden kaçmış. Ama iyi. Gerçekten. Merak edilecek bir şey yok. Sağ olun, teşekkürler. Geçmiş olsun. Anne. Anne. Lütfen. Bu anneniz için iyi değil. Anne. Ama şimdi işin rengi değişti. Biz seninle galer ortağıyız. Aynı ihanetin kurbanıyız. Anan ikimiz de aldattı. Ebru yaşıyorsa senin sayende Baran. Sen olmasaydın... Hiç de bile.
Başımıza ne geldiyse onların yüzünden geldi. Tamam Ada. Ne tamam? Ya bunun altından da onlardan biri çıkarsa hiç şaşırmayın. Ada. Tamam sustum ama. Ben gideyim. Melek yok, Emine abla yok, Kadriyan'a yok. Herkes aldı başını gitti. Fikriye teyzeyle konuştum da... güya Emine ablayı alıp geleceklerdi. Hani? Anam hiç aradı mı? Yok, aramadı. Hay babam, kurban olsun sana. Oğlu, paşam benim. Ağam, bu konağın durumu ne olacak böyle? Benim canım çok sıkılıyor ya. Ne oldu? O kadar çok şey üst üste geldi ki. Biz... sana teşekkür bile edemedik Baran. Sen olmasaydın belki de annem... annemi kurtardığın için sağ ol Baran. Ya tamam mühim değil, sen düşünme böyle şeyleri. Adayı da takma ne olur. Anneme çok üzüldü. Çatacak bir yer arıyor işte. Biliyorum, biliyorum da. Neyse. Ben gideyim. Bir şey olursa ararsın beni, olur mu? Tamam. Neredesin be kızım? Neredesin? Daha nerede arayacağımızı bile bilmiyoruz ama ne yapacağız? Gerekirse Maraş'ı kapı kapı arayıp bulacağız. Var mısın kızım? Varım, varım tabii ana. Hadi o zaman. Koskoca konak diyorum, tek başıma olmuyor diyorum. Anlamıyor musun? Mehdi'ime, oğluma şöyle dillere destan bir sünnet düğünü yapacağım ha. Öyle değil mi aslanım benim? Herkes görsün paşamı. O kurban olsun babasa. Ne oldu? Ağam, sana kötü bir haberim var. Rıfat'ın bahçe kül olmuş. Nedir artık? Vah vah. Vah, yazık olmuş be. Beni göreceksin değil mi ağam? Ya öyle dedim. Tamam ulan, fabrikaya uğra. Kaç gibi geleyim ağam? Tamam dedik ya lan. Haydi. Abi, sana da günaydın Narin. Baran, ne hal? Oğlum. Baran, ne oldu sana böyle? Oğlum, iyi misin sen ha? Sorma başımıza gelin. Dün gece Ebru'yu ararken baktım kulübe gibi bir yer yanıyor. İçeriden Ebru'nun sesi geldi. Ben de daldım içeri, kurtardım. Ne diyorsun sen ya? Oğlum ya sana bir şey olsaydı Baran, ben ne yapardım? Tamam ana, ben iyiyim. De Ebru idi. Geçmiş olsun. Allah evlatlarına bağışlamış.
İyi tamam. Madem Ebru iyi, kızları da başındaymış bak. Hadi sen de git yukarıya odana bir dinlen, üzerini değiş, bir kendine gel Baran. Ben bakarım Ebru'ya, hadi. Tamam hanım. Ama sen bakma. Abi. Abi Allah aşkına hallet şu işi artık. Sen zaten yeterince halletmişsin teyzem kızı. Bana bir şey bırakmamışsın ki. Ulan bir çay içirmediniz be. İlan verdiler lan bana. Biri başlıyor, biri bitiyor. Gel lan! Gel lan! Ayşe. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Anneme yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Anneme yaptıklarının hesabını ödeyeceksin Kendal. Ne diyorsun kız sen? Kime neyin hesabını sorayım sen ha? Yaklaşma. Yaklaşma! Ayşe. Baran yapma oğlum, dur. Baran sen çekil. Bu adam anneme yaptıklarının hesabını verecek. Bizim hayatımızı mahvetti bu adam. Ayşe bırak o silahı da bir konuşalım. Böyle olmaz. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Her şeyi öğrendim ben. Artık senin yalanlarını dinlemeyeceğim. Öyle mi? Demek her şeyi öğrendin ha? Ben palavrası bıyım. Önce anan olacak o kadın. Bana yaptığı ihanetin hesabını versin bağlım. Hepsi senin tezgahındı be. Annem senin yüzünden ölüm döşeğinde. Ayşe bak indir şu silahı bir konuşalım. Baran annem ölüyor diyorum, anlamıyor musun? Çekil. Çekilmem. Sen çekilmiş miydin? Olmaz. Bak buna izin vermem. Anan sana tezgah dedi öyle mi? Sen de buna inandın. Bana gelen mesajı gözlerinle gördün. Onu nasıl açıkladı peki? He? Yanlışlığı mı atmış? Ben sana olanı biteni diyeyim Ayşe. Kasım'la anan kaçmak için plan yaptı. Ama anan belli ki Kasım gibi bir itle kucağında çocukla ben ne yapıyorum dedi. Mesajı attıktan sonra geri dönmesi de zor. Hep kendine yüklenin bağlım. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Yalan söyleyen ben miyim ha? Ben miyim? Anan. Yok ablan. Pardon anan. Amca yeter dedim sana, yeter. Gözünü aç Ayşe, Sibel, hepimizi ayakta uyut. Önce ablandı, sonra anan oldu. Baban kim senin ha? Baban nerede senin? Kimden peydahladı seni? O kapıyı açıp beni yatağına alan kim? Silahımı dayamışım ananın alnına. Sor bağlım. Amca yeter dedim. Ayşe sen de bırak o silahı. Bırak evlat. Ne hesabı varsa görsün bağlım. Sen karışma Baran. Bu adam yaptıklarının hesabını verecek. Önce anan olacak. Çık bana yaptığı ihanet hesabını. Kendal!
O ne ya? Oğlum. Ben iyiyim. Ben özür dilerim. Çok özür dilerim. Onu sen istedin. Amca sakın. Elinde silah, konağa basıp az daha seni vuruyordu bana. Cezası mı kalacak yaptığı? Ben yaşadığım sürece Ayşe'nin kılına zarar veremezsin. Unuttu mu söyledikler? Yok aslanım öyle. Sibel olacak kızı gelip konağa basacak. Ben de susacım öyle mi? Sen amcanı tanımamışsın daha. Amca yeter bak sus yoksa. Yoksa ne bana? Ne? Bunlar için amcana karşı mı duracaksın? Abi. Madem öyle, gerçekleri öğrenmenin vakti geldi. Kızımız üzülmesin, yıkılmasın. Anasının ne mal olduğunu bilmesin istedim. Ama size iyilik yaramıyor. Kendal tezgah kurmuş, öyle mi? Bak, bağlım gingime tezgah kurmuş. Özlem! Ha. Şu teybi getir. Hangi teybi? Bunun anasıyla Kasım'ın konuştuğu teyp. Haydi. Madem kızımızın gözü bu kadar karardı... Gerçekleri öğrensin Bağal. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ben deyince suçlu ben oldum madem. Kendi duysun dinlesin Bağal. Haydi. Ne diyorsun sen ya? Ben demeyeyim, anan diye. Onu dinle sen. Madem bana inanmayın. Haydi getir şunu. Ada, Maya, merak etmeyin. Annenize burada iyi bakacaklar. Sizi bize götüreyim. Veya isterseniz hocanıza bırakayım ha? Ben annemin yanına kalacağım. Ben de. Bakın, burada beklemenizin kimseye bir faydası olmaz. Annenizi uyutacaklar ve size göstermeyecekler. Kenan abi doğru söylüyor. Teyzem arıyor. Efendim teyze? Emre, var mı bir gelişme? Var teyze, olmaz olur mu ya? Ama ben gelince anlatayım. Kızlar yanında mı? Evet. Birini versene bana. Efendim Elif abla. Mayacığım. Rüzgar uyandığından beri sizi sorup duruyor. Geleceksiniz değil mi? Daha fazla tutamıyorum. Anladım Elif abla, geliyoruz biz. Ne olmuş? Rüzgar durmuyormuş. Sen git istersen, nöbetleşe kalırız burada. Tamam o zaman. Hadi ben seni bırakayım hadi. Gidelim biz. Anacığım. Bana hala kızgın mısın? Yani Sabri'yi diyorum. Nane ablanın kazayla vurmuş ana. Ben ona inanıyorum. Öyle dedi. Yapsa söylerdi çünkü biliyorum. Gözlerinde gördüm ana. Yalan demedi. Komutanım. Levent, ben bir İdris babanın yanına uğrayacağım. Ama önce... Annenizin içinde olduğu araç uçurma yuvarlanmış. Ancak bulduğumuz ev biraz uzakta. Yaralı vaziyette oraya nasıl gittiğini bilemiyoruz. Bugün Narin Hanım'a rastladım. Tepelik mevkiinde. Üstü başı kötüydü. Köpek saldırdı filan dedi ama ben pek inanmadım. Böyle hali tavrı bir garipti. Bir şeylerden çok korkmuş gibiydi. Neyse, görüşürüz. Yine bağlı. Kendal'ın sana dokunması beni delirtiyor diyorum. Avluyu kan gölüne çeviririm diyorum, yok dinlemiyor beni.
O havuzdaki havuz var ya. O havuzdan su değil. Kan akar, kan. Sabrımın sınırlarındayım lan ben. Kimmiş yalancı? Kimmiş ihanet eden? He? Ayşe. Alo. Jandarma mı? Ben bir ihbarda bulunacaktım. Ne o Narin? Ebru yengeye düşüp mü üzülüyorsun yoksa? Zavallı kadın ya. Allah'tan oğlu son anda kurtardı da. Neyse ki ucuz atlattı. Seni de pek sevmişindir. Ne diyorsun Allah aşkına Özlem sen? Diyorum ki dün gece sen, bu sabah Baran iz içinde geldi. Bu bir tesadüf mü sence? Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yangın Narin, yangın. Nasıl çıktı bu yangın? Sakın sen Ebru yengeyi yakmaya kalkmış olma. Aptal aptal konuşma Özlem. Ne bileyim ben. İnsan aklına her türlü şey geliyor işte. Ayrıca bu konakta artık ne olsa ben hiçbir şey şaşırmayacağım vallahi. Ayşe bile elinde silahla bastı burayı. Diyorum ya, vallahi Dallas yanımızda az kalır. Hadi oğlum hadi. Anlat bakalım. Hikayen uzunmuş gibi bakıyorsun. Sevda meselesi o belli de. Ayşe. Ne oluyor sen? Silahı nereden buldun? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne olursun sorma. Tamam, sakin ol bak. Geçecek. Seni anan mı aradı? Konuştun mu onu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sadece gitmek istiyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ayşe, ben seni böyle bırakamam. Bana. Yalvarırım, bırak. Tamam o zaman sen anamın evine git. Ben de akşam oraya gelirim oğlum.
Oğuz komutan. Gözümüz aydın. Ebru yenge bulunmuş. Nasıl? İyi misiniz biliyor musun? Şu an hastanede. Ameliyattan çıkmış. En son aradığımda durumu iyi dediler. Ay benimki uyandı. Ebru Hanım Baran ve kızlarla bir şey konuşmak için geliyormuş. Sonra evin uzağında önce araba, onda daha uzağında bir kulübede bulundu. Ben kendimi bildim bileli askerimden. Dağlara çok uzun zaman bulundum. Çatışmalar içinde de. Ama ilk kez bir işin peşindeyken, o yola doğru yürürken korkuyorum. Sonunda canımı yakacak bir şey var mı diye korkuyorum. Korkmalıyım Narin. Deli gibi korkmamı gerektiren bir şey var mı? Alo. Maya, Ebru nasıl, var mı gelişim? O uyuyor, ben korkuyorum Baran. Ya korkma, şey düzelecek. Hem Ebru güçlüdür biliyorsun. Evet ama artık ben dayanamıyorum. Düzelecek her şey, merak etme. Ada nerede? Rüzgara bakmaya gitti o. Elif ablanın yanında. Anladım. Bir gelişme olursa bana haber verirsin o zaman. Tamam. Anladık. Deli gibi sevdalanmışım. Bu güzel kızın bir adı vardır herhalde. Meleğim aşağı, meleğim yukarı. Adı Melek. Kendi gibi. Şamberlilerin kızı. Bildin mi? Kadriye Hanım'ın kızı. Hadi bakalım. Şu kırıntılar da kuşların hakkı. Balkona çıkar, orada verirsin. Sofranda kaç kişi doyarsa o kadar bereketli olur. Unutma. Ya. Tamam baba. Geldin komutan. Bittin lan it herif. Misafirim mi vardı baba? Kusura bakma, ben böyle çat kapı geldim ama. Sevdalı bir kuş daha düşüverdi yuvaya. Onunla laflıyorduk işte. Desene her sevda acısı çeken sana koşuyor. Bemcar mısın ha? Bizim de öbür fabrikayı hazırlayın. Fıstıkların bir kısmını orada işleyeceğiz. Çok mal var. Masraf olmasın demiştin ya. Biz de o yüzden oradaki makinelere bakım yaptırmadık. Bu kadar fıstığı burada nasıl işleriz ha? Bunu hesap edemedin mi? Bundan ben diyeceğim. Çağır gelsinler hemen. Fıstıkların nakliyesine başlayın haydi. Emredersin ha. Rüzgar nerede? Emre'nin bilgisayarında oyuna daldı. Emre bazı gelişmeler var demişti. Neler oluyordu? Bilmiyorum. Ama her şeyin altından ya kendi Almanya ya da bu narin manyağı çıkıyor. Ya çok korkuyorum artık. Anneme de dayanamıyorum.
Ya kızıyorum, öfkeleniyorum, gideceğim buradan diyorum ama... Adacığım sakin ol. Bak sen abla olansın, güçlü olmasın. Hem Rüzgar da perişan oluyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım artık. Böyle size de yük oluyoruz. Aşk olsun Ada, sakın bir daha böyle şeyler duymayayım. Hadi bitecek o, tamam? Ben bir Rüzgar'a bakayım. Efendim Serdar. Ben neredesin ya? Arıyorum ulaşamıyorum yine. Niye aramadın? Annem kayboldu. Sonra yanan bir kulübenin içinden canını zor kurtarmış. Sabaha kadar ameliyattaydı. Şimdi Elif hocalara geldim. Rüzgar'la ilgilenmem lazım. Bunca belanın arasında sana rapor vermeyi unuttuğum için de lütfen kusura bakma. Ne dedim ki ben şimdi? Tüm fıstıkları toplayınca Kenan'ın yüzünü çok merak edeyim ha. Ağam, çiftçiler geldi. Görüşmek istiyorlar. Beklesinler. Bekletecin, inletecin ki ağanın kim olduğunu anlasınlar. Senin oğlan uyarmasa kötü olur da. Senin oğlan deyince Kendal, bizim işte hareket namına bir şey yok. Ha bugün, ha yarın oyalıyorsun bizi. Ama acelecisin Rüstem. Kız evi, naz evi diye boşuna dememişler ya. Fazla naz da aşık usandırır Kendal ağa. Kimmiş bu? Yoldan geldi, yola gitti. Mühim değil. Ne o? Bir haller var sende. Nedir seni böyle düşünceye salan? Ha? Bilmiyorum baba. Narin. Narin'de bir şeyler var ama. Yani? Bilmiyorum. Açıkçası... Sormaktan da korkuyorum. Soracağım sorunun cevabını almaktan korkuyorum. Anacığım, düşünme böyle yüzünü. Ben üzülesin diye değil ki, beni affedebilesin diye döktüm sana içimi. Benim için daha fazla üzülme. Gözyaşı dökme ne olur. Ben senin yüzünü yere eğmek istemedim. Bir sevdanın peşine takılıp gittim. Belki aldandım, aldatıldım. Ama artık bitti. Beni affedebilecek misin ama? Nasıl sen beni affedebileceksin? Senin kabahatin olmayacak bir sevdaya düşmek. Ben sessizce bir yalanın içinde yaşattım. Her gün yüzünüze baka baka sürdürdüm o yalanı. Hepinizi bir arada tutmak isterdim. Her birinizi bir yana savurdum. Deme öyle anacığım. Tekrar bir araya geleceğiz. Bak görürsün her şey düzelecek. Emre'nin anası. Alo. Kadriye Hanım. Emine'yi görmüşler. Doğru mu bu? Orasını bilemeyeceğim. Yerini söylediler. Git bak. Ben gidip bakamam. Babası razı değil. Madem ki kızımı aldın. Sahip çık kızıma Kadriye Hanım. Kızım nerede? Onu de bak. Efendim baba. Neredesin lan? Babacığım işim var şu anda. Fabrikadan ayrılma demedin mi? Hemen buraya gel. Tamam biliyorum.
Hayırdır Levent, ne oldu? Komutanım, Sabri'nin burada, bu dükkanda görüldüğüne dair ihbar aldık. Alelacele geldik. Maya. Maya. Gel biraz aşağı inelim. Hiçbir şey yemedin. Hem biraz hava alırsın. Annen uyuyor zaten. Hem her şey yolunda dediler. 5 dakika. Annemi yalnız bırakmaktan korkuyorum Emre. Ne zaman onu yalnız bıraksam, ne zaman arkamı dönsem başına bir şey geliyor. Ya ben anlamıyorum. Anlamıyorum, olanlar çok saçma. Annemin kazanın olduğu yerde ne işi vardı? Kenan abiden arabayı almış. Konağa gidiyormuş bizimle ve Baran'la konuşmak için. Ama kazanın olduğu yerle gideceği yolun alakası yok. İlginç hakikaten. Sonra o kulübeye nasıl gitti? O kulübe nasıl yandı? Ben anlamıyorum gerçekten. Yani bütün bunlar bir insanın başına niye gelir? Annem bizden bir şey saklıyor. Ne sakladığını bilmiyorum ama sanki onun bedelini ödüyor gibi. Narin abla. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Ben merak ettim. Bir sormak istedim. İyi olacak. İyi olacak çünkü o benim annem. Ben rahatsız etmek istemem. Bir şeye ihtiyaç olursa. Sen bir şey biliyor musun? Son zamanlarda annemle çok yakındınız. Sana bir şey anlattı mı? Hayır, ben bir şey bilmiyorum. Annem bize bir şey söyleyecekmiş. Bize bir şey söylemeye gelirken kaza yapmış. Annem bize ne diyecekti Narin abla? Ben bilmiyorum kızım. Geçmiş olsun. Maya. Tamam bak, sakin. Gel otur biraz. Biraz dinlen, sonra ineriz aşağı. Sabri'nin bu dükkanda olduğunu nereden çıkardın? Sabri'nin burada, bu dükkanda görüldüğüne dair ihbar aldık. İçeride kimse yok. Ne yapmış? Uzun süredir aradığımız bir kaçak. Hala burnumuzun dibinde geziyor. Levent yakınlardadır. Sen de yerlerin başında bizzat bulun. Aramadık yerde bırakmayın. Emredersiniz komutan. Baba sen de kendine dikkat et. Tamam. Sen evde kalsaydın. İyiyim. Hadi seni eve götüreyim, yatırayım. İyiyim. Hadi kuzum. Hasım. İyiyim. İyiyim abi. İkiniz de evinize dönün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bizim de işimiz gücümüz var. Ağam mühim bir toplantıda. Zaten bitmez bu ağlan toplantıları. Selamın aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Kusura kalmayın. Beklettim. Ama sizin paralarınız bu toplantılardan çıkıyor işte. Rıfat'ın bahçeye yanmış. Vah vah vah.
Çok üzüldü. Allah'ın işi. Eğer satmış olsaydı paramı geri istemezdim. Derdim ki kader ne yapar? O ister miydi yanması? Verdiğim paranın üzerine su içerdim. Şimdi o his. Ne diyeyim? Çiftçiliğin kaderinde var. Dediğim gibi imzayı atan TİKKO parasını alır. Yalnız zaman daralıyor. Acele edin. Haydi bak. Yapacağım. Bir şey de yok. Kızım. Evinize dönün. Bizim evimiz artık burası. Deme öyle. Hadi oğlum. Yenge. Yapma bak evimize dönelim hadi. Hayır Melek. Biz başımızın çaresine bakarız. Kocaman yalanın ortasında olmaktansa sokakta kalırız daha iyi. Aslı'm. İyi misin oğlum? Neyin var? Orlan iyi görünmüyor. Bana olan öfkeni anlarım. Haklısın da. Ama Asım'ım ne olacak? Onu da böyle sokaklarda peşinden mi sürükleyeceksin? Yahu teyzem kızı, buradan bir rahat yok ya. Abi konuşmamız lazım. Hey Allah'ım ya Rabbim sen değilsin. Abi bir dinle. Ne anlatacaksın teyzem kızı ha? Yarım kalan işini mi hallettin yoksa? İyi ellerine sağlık. Haydi güle güle. Abi! Niye geldin Nari? De ne diyeceksin sen, işin başından aşkın. Abi ben sana derdimi nasıl anlatacağım ya? Nasıl anlatacağım? Ne desem anlayacaksın beni. Ne desem derdime çare bulacaksın. Ya Ebru uyanacak, Baran'a anlatacak diyorum. Ya sen hiç mi korkmuyorsun ya? Çocuk öğrenecek. Bize sırtını döner diye hiç korkun yok mu senin? Yahu yeter Narin, yeter. Kendine gel. Abi bak. Ben yemek yiyemiyorum. Uyuyamıyorum. Artık nefes bile alamıyorum neredeyse. Abi yalvarırım yardım et ne olursun. Oğlum için yalvarıyorum sana. Ne olur bir çare bul, ne olur. Ya Baran neredeyse öğrenecek. Beni amcamla yalnız bırak. Oğlum. Oğlum Baran. Bak ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım oğlum. Ya git diyorum. Gitmem. Gitmem, beni bir kez dinle. Gitmiyor musun? İyi, sen de duy o zaman. Amca bak, bu sana son uyar. Ayşe'ye tek bir kelime daha edersen bu sefer farklı olacak. Anlaşıldı. Yine aynı mevzu. Ya senin yine aynı mevzu dediğin kızı ben seviyorum. O kız bunların hiçbirini hak etmiyor. Ne yapsaydın Bara? Bıraksaydın da seni mi vursaydın? Benim yanımda kızın anasını diyorsun. O kız neler yaşıyor günlerde, senin haberin var mı? Bak amca, son kez söylüyorum bunu, son. Al işte. Kendi gözünle gördün. Sevdiği kız için anasını amcasını böyle karşısına alan... ...ya doğruları öğrense ne yapmaz? Narin, şimdi git. Akşama belgeleri hazırla. Haydi. Ben oğluma bakarım. Bugüne kadar nasıl baktıysam ondan sonra da bakarım. Belki aç kalırız ama... ...yalanla doymaktan daha iyidir. Belki üşürüz ama... ...sevgisizlikten dolmayız. Biz başımızın çaresine bakarız.
Anacığım, sen üzülme. Şimdi sinirli yengem ama ikna ederiz. Onları almadan gitmeyiz buradan, merak etme sen. Hoş geldiniz. İstemeyerek duydum konuşmalarınızı. Bakın, Emine Hanım da Asım da buraya uygun değiller. Durum oldukça zor. Ne yapıp edip bunları ikna edin. Kızınızı da, torununuzu da bence alın gidin buradan. Yoksa heder olup gidecek çocuklar. Anacığım, hadi alalım yengem Nasım'ı, götürelim evimize. İyi günler. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Silahımı aldın gittin, ne yapacaktın ya? Ha? Ne yapacaktın? Kendini mi vuracaktın? Anan onca şeye seni okutmak için katlanırken sen katil mi olacaktın ha? Ya sen... Sen içerinin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun ha? Cevap versene. Onu sana. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni dinleyeceksin Ayşe, beni dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Git başımdan. Dinleyeceksin. Anan için dinleyeceksin. Ben kimse için hiçbir şey yapmak zorunda değilim, tamam mı? Yalan söylüyorsunuz, hiçbirinize inanmıyorum. Önce kaçtığını sandım. Sonra sen karşıma çıktın, dedin ki bunlar Kendall'ın oyunu. Ben de sana inandım, anneme inanmadım diye kendimi kötü hissettim. Doğru söyledin. Öyle mi? Doğru söyledin. Kendall'ın söyledikleri ne o zaman? Ha? Sen annemin eski aşığıymışsın. Yalan desene. Ya hadi Kendall yalan söyledi, ben ona inanmadım. Ses kayıtlarınızı dinledim ya. O avluyu kan gölüne çeviririm diyen sen değil misin? Ayşe, yani bak o çok eski bir mevzu, anladın mı? Yani... Senin karşında çocuk mu var ya? Ha? Çocuk mu var senin karşında? Madem bu eski bir mevzu... Özlem o ses kayıtlarını nereden buldu? Annem konağa girdikten sonra bulmuşsun onu işte. Ne oldu? Niye susuyorsun? Niye yalan demiyorsun? Ayşe bak, doğru ama yani... Aması ne ya? Aması ne? Ben sana niye inanayım? Niye inanayım ben size? Ben onu ablam sandım, annem çıktı. Sonra annem beni terk etti, gitti. Sonra ben bir öğrendim ki eski aşığıyla kaçmış. Öyle değil, yemin ederim öyle değil. Ne istiyorsunuz benden ya? Ben niye bunları yaşıyorum? Ah, Kendall kandırdı seni. Allah aşkına. Ne olur inan bana. Senin beni kandırmadığın ne malum? Ben sana niye inanayım ki? Hem sen niye sürekli karşıma çıkıp bana annemi savunup duruyorsun ya? Sen kimsin? Kimsin sen ya? Ayşe bak, bak. Ya bırak! Dinlemek istemiyorum ya. Dinlemeyeceğim, yeter artık. Ben her şeyi dinledim, herkesi dinledim. Herkese inandım. Yeter artık ya, yeter. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum ya. Yeter.
Müsaade var mı ağam? Gel, gel. Ben malum işi hallettim. Şu bizim hesabı da kapatalım, ben gideyim. Kaparız, kaparız elbet. Hem konuştuğumuzdan daha memnun gidersin. Büyük bir iş var. Seni emekli edecek bir iş. İster bunu al. İstersen bunu. Emret yeter ağam. Birilerine kaçıracaksın. Korkma, korkma. İki tane iyi niyetme kız. Nereye götüreceğini, nerede tutacağını ben diyeceğim sana. Sonra gelir parayı alırsın, nereye gitmek istiyorsan gidersin. Anladın mı? Sen olmuş bile ağam. Canım annem benim. Hadi uyan artık. Kabus bitti de. Ben buradayım. Hep yanınızda olacağım de. Ben çok korkuyorum anne. Sen de bizi bırakıp gidersin diye çok korkuyorum. Hadi ama ağlama artık. Bak Ebru abla gayet iyi. Sadece biraz uyutacaklar o ilaçlar yüzünden, o kadar. Hem zaten seni böyle göreceğine biraz uyusun daha iyi. Hadi toparlan artık. Merhaba. Nasıl? Var mı bir gelişme? Aynı. Aynı ama iyi. Yani biraz dinlenmesi gerekiyor sadece, o kadar. Sen nasılsın Maya? Var mı bir şeye ihtiyaç? Benim ihtiyacım olan tek şey annemin uyanması. Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz Kenan abi. Yani biz siz bir Narin abla hakikaten. Narin mi? Ya sizden önce de o geldi de. Senin mi Narin? Araç götürsün hemen sizi. Çok teşekkür ederim. Ebru çok beğenmişti bunu. Ben ona hediye etmiştim. Bir şey ihtiyacınız olursa beni arayın, olur mu? Tamam. Sağ ol Kenan abi. Hadi bak çay aldım, soğumasın çaylar. Maya annem nasıl? Hala aynı. Her şey yolunda ama değil mi? Öyle diyorlar. Rüzgar nasıl oldu? Kötü. Ya ne desem artık durmuyor. Ben de alıp kafeye getirdim belki burada biraz oyalanır diye. Bir gelişme olursa haber ver, tamam mı? Tamam. Serdar, sana öyle telefonda bağırdığım için özür dilerim. Önemli değil. Ya ben öyle bir durumda senin yanında olmak isterdim, o yüzden sordum. Biliyorum. Ama her şey o kadar karışık, o kadar zor ki. Ya artık nasıl baş edeceğimi bilmiyorum ben. Hadi ben de Maya neyse de Rüzgar gerçekten kötü durumda. Ya ben artık nasıl tutacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Sürekli annem sorup duruyor. Ebru abla nasıl peki? Maya ile konuştum şimdi, uyuyormuş hala. Ya bu yaşında o kadar çok şey yaşadı ki. Daha çok küçük. Tamam. Her şey geçecek. Ben yanındayım. Bundan sonrasını beraber halledeceğiz, tamam mı?
E hadi o zaman iş başına. Madem Rüzgar da burada, daha çabuk hallederiz. Hallederiz değil mi ortak? E hadi. Ay Narin, şunu 2 dakika tut. Oğlum vardı, arabasını çıkaracağım. Heh, dur. Versene. Otur. Tamam. Sen evdesin değil mi? Ben çıkıyorum. İşlerim var biraz. Bütün işler bana kaldı. Nereye gideceğimi şaşırdım vallahi. Şu Emine ablayı getirseniz de azıcık rahatlasam. İyi misin sen? Sen var ya, paranı kaybedeceğim diye aklını kaybedeceksin Narin. Kaybetmeyeceğim ben paranı. Kaybetmeyeceğim, oğlumu kaybetmeyeceğim. Narin, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyim ben. Yorgunum sadece biraz, o kadar. Geldiniz ağam. Mallar geldi mi? Geldi ağam. Biz de onları indiriyorduk şimdi. Makinelerin bakımı yapıldı mı? Servisle konuştum. Yarın gelebileceklermiş. Sakın savsaklamasınlar ha. Takip et. Tabii ağam. İki fabrikada tam zamanlı çalışacak. Gerekirse işçiler mesaiye kalsın. Fıstıklar söz verdiğim tarihte yetişmezse senden bilirim, ona göre. Elimden geleni yaparım ağam. Elinden gelen en iyisini yap. Hata istemeyeyim ha. Emredersiniz. Durumu nasıl? Aynı. Baran. Annem bizimle ne konuşacaktı? Baran lütfen susma. Sen biliyorsun. Annem bize ne söyleyecekti? Bizim bilmediğimiz ne var? Ben bilmiyorum. Biliyorsun. Ama sen ne saklıyorsun? Sen ne yalan söylüyorsun bize? Baran, bak annem sadece bizimle değil, seninle de konuşmak istemiş. Ne oluyor? Benim tek bildiğim... ananı sizi çok seviyor. O kadar. Baran, bak annem sadece bizimle değil, seninle de konuşmak istemiş. Ne oluyor? Kızlara ne söyleyecekti biliyorum. Ama benimle ne konuşacaktı? Şimdi hastaneden geliyorum.
mayanesinin başında. Perişan olmuş. Kolay değil yaşadıkları tabii. Ebru Hanım da büyük tehlike atlattı. Önce kaza, sonra yangın. Allah onu çocuklarına bağışladı. Gerçi siz de bugün ziyaretine gitmişsiniz. Görmüşsünüzdür. Evet, ben merak ettim nasıl diye bir bakayım istedim. Baran olmasaydı neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Sizce de öyle değil mi? Bakın, ben gerçekten çok yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Tabii tabii. Ben de zaten çok kalmayacağım. Sadece kazadan sonra aklıma takılan bazı sorular var. Belki onlara cevap verirsiniz diye gelmiştim. Kaza günü Ebru Hanım bana geldi. Baran ve çocuklarla çok önemli bir konu konuşacağını söyledi. Ben de ona aracımı verdim. Ve sonrasını biliyorsunuz işte. Bu olay beni çok fazla şüphelendirdi. Sanki bunun altında başka bir şeyler var diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Bizden konağa gelirken o yola sapması, sonra kazası. Sizin Ebru Hanım'la aranızın gayet iyi olduğunu biliyorum. Belki daha öncesinde bir derdi, bir sıkıntısı vardı. Anlatmıştır diye düşündüm. Bana hiçbir şey anlatmadı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bakın, izin verirseniz ben istirahat etmek istiyorum biraz. Peki. Eğer ben bir şey öğrenirsem size de haber veririm. Gerçi Oğuz komutan hala kazayı araştırıyor. Ve mutlaka kesin bir sonuca kısa bir sürede varacaktır. Size iyi istirahatler. Görüşmek üzere. Allah'ım, ben ne yapacağım? Allah'ım, ben ne yapacağım? Ablacığım, hadi yesene. Bak senin en sevdiğinden. Anlaşıldı. Sen köfte adam istiyorsun. Al bakalım sana köfte adam. Bizimki küçükken köfte adam diye tuttururdu. Ya istemiyorum ya. Annem gelmeden hiçbir şey yemeyeceğim. Geliyorum hemen. Baran buraya geliyor zaten. Annemin yanında o kalır. Demek o it hala buralarda dolanıyor. Merdan hemen jandarmaya haber vermiş ama yakalandı diye haber gelmedi. Canına susamış belli. Ama sen merak etme. Meleğin yanına bir adım bile yaklaşamaz. Anamlar dönsün, senin işi de hallederiz. Haydi hayırlı akşamlar. Abi. Rahat ol teyzem kızı.
Senin iş bu gece hallolayım. Ama sen de bu arada boş durma tabii. Ben senin işini hallettim. Sıra sende. Murat'ın verdiği belgeleri getir de bir bakalım. Haydi. Tamam, getiriyorum. Ne yaptın Deli? Ağam nöbetteyim. İçeride genç bir oğlan var, bir de çocuk. Yalnız kalmalarını bekle. Sakın bir hata yapma, affetme. Haydi. Ben geldim. Ablaya öpücük yok mu? Ya tamam ya tamam. Olmadı ama böyle. Ada, hani bir tane nazar boncuğu almıştık buraya asmak için. Nereye asacağımıza rüzgar karar versin demiştik. Nerede o? Doğru ya. Dur. İşte burada. Hadi ablacığım yardım et bize. Nereye asacağımızı sen söyle. Zaten aklım annem de benim. Ne yapacağız peki? Rüzgar'ı Serdar'la gönderelim. Biz de kafayı kapatıp geleceğiz deriz. Buradan da hastaneye geçeriz. Tamam, öyle yapalım. Baran, neredesin? Ayşe, ben gelemeyeceğim. Ebru'nun yanına uğramam lazım. Tamam. Vay vay vay. Burada bak sen, neleri düşün. Abi, gidecekler değil mi buradan? Kurtulacağız inşallah bunlardan. Tamam dedik ya teyzem kızı. Sen bir sakin dur hele. Özlem, çık dışarı. Vallahi bugün Kenan Bey geldi. Bir sürü soru sordu. Ödüm patladı bir şey anlayacak diye. Eğer sen saçmalamazsan bir şey olmaz. Benden habersiz bir adım bile atmayacaksın. Duydun mu beni? Tamam. Anacığım. Ben bir hastaneye gideyim diyorum. Çocukların bir şeye ihtiyacı var mı bakayım. Hem kendilerini yalnız hissetmesinler. Ebru kızımın durumu nasıl? Uyuyor ama daha iyi. Ha
hala aklım almıyor. Bu kaza falan olamaz. İşin içerisinde bir iş var. Oğuz komutan da şüpheleniyor zaten. Bu işin altından da kendi al çıkarsa hiç şaşırmam. Kenan Bey, iyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok. Ben de hastaneye gidiyordum. Ebru Hanım'ın durumu nasıl? Biraz daha iyi. Sizde bir gelişme var mı? Hayır, maalesef. Oğuz Bey, ben bugün Naren'e gittim. Bu olan olaylarla ilgili kafamda soru işaretleri var. Kaza olduğu gün arabadan bir yaşar çıktı. Naren'e aitmiş. Ama ben ona sorduğumda Ebru'ya hediye ettiğini söyledi. Bugün görüşmeye gittiğimde de şüphe çekici hareketleri vardı. Belli ki bir şeylerden korkup çekiniyor. Belki siz de bir görüşmek istersiniz diye düşündüm. Anladım, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Lütfen bu işin içinde olma Naren. Ablacığım, sen Serdar abinle Elif ablanlara git, biz de burayı bitirip hemen gelelim, tamam mı? Giderken dondurma da yeriz. Yeriz değil mi ortak? İstemem. Siz merak etmeyin, ben ilgilenirim onunla. Saklıyorsun hala kilitli kapılar ardından. Nerede bu be? Yok. Ne yapıyorsun Özlem sen burada? Anamın odasında ne karıştırıyorsun? Bu Baran'ın bebeklik eşyaları vardı ya, Mehdi için bakayım dedim. Bu kutuda mı? Ay bulamadım zaten ya. Allah rahatı versin. Tamam kızım. Bak sirkeli suyu gelecek. Taşın düşecek kuzum. Tamam, falan iyi edeceksin. Ay Allah'ım ya. Ne oldu Maya? Sular yok. Bir şey de yolunda gitse şaşırırdım zaten. Ben gidip alayım mı o zaman? Tamam. Kalk.
Kızlar nerede? Rüzgar'ı oyalamaya gittiler kafeye. Sen git istersen, ben beklerim. Tamam. Görüşürüz. Şu odamda çocuk bitti. Kızlar içeride yalnız. Ne bekliyorsun? Haydi. Baran? Baran? Sen iyi olacaksın Ebru. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun deme. Çünkü seni tanıyorum. Sen yaparsın. Bir gün adaya ne söylemiştim biliyor musun? Ebru'dan nefret ediyorum. Ama öyle şeyler yapıyor. Öyle şeyler söylüyor ki onu sevmeye başlıyorum. Benle ne konuşacaktın hep? Öyle söylemişsin. Ben oğlunun yaşadığını biliyorum. Ama kızlara söyleme. Sen söylemek istersin diye. Bana ne söyleyecektin? Ne konuşacaktın? Kızlar beni kıskanıyormuş biliyor musun? Yok hep benim peşimdeymişsin. Yok şan verdi olmuşsun. Bakma öyle söylediklerine. Onlar da oldu. Özellikle daha da. Kabul etmiyor ama benden daha değil. Sinir oluyorum, kızıyorum. Deliriyorum ama. Öyle işte. Uyan be Ebru. Ebru? Doktor! Doktor! Hemşire! Yardım edin! Lütfen dışarıda bekleyin. Ya tamam, Ebru! Olsun. Çıkar mısınız lütfen? Tabii. Ama yalnız değil. Birlikte çıkacağız. Güzellikle ya da zorla. Ne istiyorsun? Para yok, yemin ederim para falan yok. Daha kafeyi açmadık, hiçbir şey yok. Yok yok, para istemiyorum.
Bana lazım olan sizsiniz. Beyefendi, dışarı çıkar mısınız? Lütfen beyefendi, dışarı çıkar mısınız? Geri çekilin. Nabız alınamıyor. Kapat çeneni kızım. Kapat çeneni diyorum. Kapat, sus. Sus! Sus lan! Kardeşin nerede? Kardeşin! Söyle anne, söyle. Oğlum neredesin? Ebru'nun yanındayım, hastanede. İyi diyorlardı, şimdi fenalaştı diyorlar. Doktor müdahale ediyor ama... Bir şey olacak diye çok korkuyorum ana ya. Oğlum bak, senin bu saatten sonra yapabileceğin hiçbir şey yok Baran. Gel eve dinlen, yarın sabah beraber gideriz. Yok ana, kızlara da ulaşamıyorum zaten. Burada kalacağım. Ama Baran... Ana sana konuşalım mı? Hadi. Ne yaparsam yapayım, senden kurtaramadım. Yine senin yanında. Ya bir kurtuluş yok mu ya? Kimden kurtuluş yok Narin? Bak bu kadar oyun yeter. Şimdi benimle geliyorsun, anladın mı? Benimle geliyorsun. Kardeşin nerede? Kardeşin nerede diyorum? Kapat! Yardım edin! Sus lan, sus! Sus diyorum! Kardeşin nerede? Kardeşin nerede? Kardeşin! Kapat çeneni, kardeşin! Yardım edin! Sus lan, sus! Kardeşin nerede diyorum sana? Söylesene! Kardeşin nerede? Ulan ne yapayım? Kızlarla sohbet mi edeyim be? Tamam. Ne yaptın lan?
Ne yaptınız lan siz?